Mesela sabah namazına ömrün boyu namaza 15 dakika kala kalk, camiye git, bir ömür böyle yaşa. Bu mu güzel? Yoksa sabah namazına gideceğim de 2 saat önceden kalkıp caminin kapısında bekliyor. Bakıyorsun maşallah. Ashab-ı kiramdan kala kala bu mübarek insan kaldı zannediyorsun. Ama 20 gün sonra o bir daha meydanda yok. Şimdi 20 gün öyle gidip 20 gün sonra namazı bırakmak mı iyi? Yoksa bir ömür Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uygun bir şekilde yapmak mı iyi? Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma çok mübarek örnek veriyor. Orucu, pazarlık ediyor Efendimiz de. Efendimiz ona olmaz. Davud'un orucundan daha iyi oruç olmaz. O da ne yapıyordu? Bir ayın 15 gününü 1 artı 1 artı 1 öyle tutuyordu. Öyle tut diyor. O illa her gün tutmayı söylüyor. Sonra pişman oluyor ama. Kur'an-ı Kerim okuma işinde mesela en fazla 7 günde bir hatim uygun. Bu 7 günde bir hatimden daha fazlası uygun değil. Burada Salih Hocam İmam-ı Azam'ı konuştuğumuz zamandı zannediyorum. Bir mesele konuşmuştuk. Yani Allah'ın büyük veli kullarından, Ebu Hanife'den mesela bu bilgilerin aksine bilgiler geliyor. Mesela Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma işte her gece Kur'an'ı hatmediyor. Ebu Hanife her gece Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi. Sık sık bunu duyuyoruz. Mesela 30 Ramazan'da 30 hatim Osman İbni Affan'ın yaptığına dair rivayetler var. Bunları yok öyle bir şey. Yanlış, batıl diye atarsak Allah'ın dostlarıyla yüz yüze geliyoruz. Kabul ettiğimiz zaman hem akıl zorlanıyor. 30 gün, 30 hatim ve oruç. Ve bizim gibi ziyafetlerle de filan değil orucu. Kim bilir 3 tane hurma, 2 dilim de kuru ekmekle, bir bardak da suyla oruç tutuyorlardı. Yani bir miktar akıl zorlanıyor, bu nasıl oluyor diye. Bir taraftan da madem bunlar alim insanlar, niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu talimatını uymadılar? Soru anlaşıldı mı? Bunu zannediyorum Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi konuşurken, çağların imamı Ebu Hanife dersinde bunu konuşmuştuk. Evet. Şimdi bu konumuzla bağlantılı bir mesele. Daha sonra fukahadan örnekler verecek bir gibi o örnekleri esnasında da gerekecek bu. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü bizim için şeriattır. Ebu Hanife veya herhangi bir veli zat, veli olduğuna inandığımız zatın bir uygulaması bizim için şeriat değildir. Osman İbni Affan radıyallahu anh her Ramazan gecesinde hatmediyor denirdi. Deniyor. Var böyle bir şey. Ama mesela bugün aldığımız abdest, yüzümüzü yıkıyoruz, kollarımızı yıkıyoruz, başımızı meshediyoruz. Osman İbni Affan radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisten kaynaklanıyor. Ne diyor orada? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle abdest alırdı. Müslümanların abdesti budur diyor. İki Osman var. Birinde Resulullah'a ayna oluyor aleyhissalatü vesselam. Biz Osman'ın üzerinden Müslümanlık öğreniyoruz. Abdest örneğinde olduğu gibi. Bir Osman daha görüyoruz radıyallahu anh. Her gece Ramazan'da hatmediyormuş. İkinci Osman, Resulullah her gece yapardı aleyhissalatü vesselam. Ben de yapıyorum, bakın böyledir diye yapmıyor bunu bir defa. Dolayısıyla iki Osman arasında fark var. Bir, bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yansıtan Osman, onu biz hüccet kabul ediyoruz kendimiz için. Biz de abdesti böyle alacağız, çaresi yok diyoruz. Öbür Osman'a bakıyoruz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti öyle olmadığı halde, sabaha kadar Kur'an okuyor. Ebu Hanife'ye bakıyoruz, o da bize abdestle, gusülle ilgili içtihatlar yapıyor. İslam budur diyor. Müslümanın abdesti budur diyor. Ama bakıyoruz kendisi
bize Ramazan gecesi muhakkak hatmetmeniz lazım Kur'an'ı demediği halde, böyle bir içtihat aktarmadığı halde bize kendisi böyle yapıyor. Çok net bir şekilde o zaman biz Rabi'atül Adeviyye mesela mübarek bir kadın. Abdülkadir Ceylani mübarek bir insan. Abdullah İbni Mübarek mübarek bir insan tabiinden. Bunlar mesela farklı işler yapıyorlar, yemiyorlar. Çok ibadet ediyorlar, çok namaz kılıyorlar. Veya mesela yalın ayak işte şu şehirden şu şehire gidiyor. Şimdi biz onların iki yönünü görmek zorundayız. Bir, böyle yapacaksın yavrum diye bize verdikleri mesaj var. Biz onlara dinimizin örnekleri gördüğümüz için aldık başımızın üstüne koyduk. Lamıcimi yok derlerdi eskiden. Lamıcimi yok. Ne demek lamıcimi yok? Başka alternatifi yok. Bana alternatif getirme demek. Bunun lamıcimi yok, alternatifi yok. Ama kendisi evinde oturmuş sabaha kadar gözyaşı akıtmış. Oturmuş sabaha kadar Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş. Oturmuş sabaha kadar tesbih yapmış. Bana yap bunu demiyor zaten. Onun özel hayatı. Tıpkı aile hayatına karışmadığım gibi Ebu Hanife'nin, bana örnek budur demediği ibadetine de karışmam. Bu fark anlaşıldı mı? Ebu Hanife'nin aile hayatına, hanımıyla ilişkilerine karışmamız caiz mi? Karışsak uygun mu? Oğlum ne alakası? Ne işimiz var mahrem hayatıyla? Onun bir tür aile hayatına dönüştürdüğü ibadet anlayışına da karışmayız. Ama Ebu Yusuf'la, Züfer'le, talebeleriyle oturup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı ibadet buydu, bu anlama geliyordu diye din olarak bize aktardığı şeyleri aldık. Ama tek bir rivayet yoktur ki. Mesela Ebu Hanife çok ibadet eden birisiydi. Rahmetullahi aleyh. Tek bir ibadet üzerinde bir tartışması yoktur. Mesela Ebu Yusuf'la ertesi gün üstadım niye bu kadar hatmediyorsunuz dediğinde işte başka türlü olmuyor yavrum. Mertebelerimiz yükselmiyor dediğine dair tek bir kelime yok. Tek bir tane yok. Ne var sadece? O da Ebu Yusuf değil. Yani birinci derecede talebeleri değil. Diğer uzaktaki talebeleri hocamız sabaha kadar Kur'an okuyordu diyorlar. Veya hanımı diyor ki bu adam hep sabaha kadar Kur'an okudu diyor. Biri onun aile hayatı gibi, özel hayatı çünkü bize tavsiye etmiyor onu. Ama onun çapındaki bir mümine de uyuyor bu. Bizi de ilgilendirmiyor. Çünkü Ebu Hanife'ye göre de ne kadar hatmetmeli bir Müslüman, bunun ölçüsü sünnetten gelir. Gene Ebu Hanife sünnetle hareket ediyor. Kendine özel bir uygulama yapıyor. Bir bu, onun aile hayatı gibi. İki, bu anlatımlar bize bir hadis gibi gelmiyor. Ulaşım açısından. Şimdi hadis bilgileri nasıl ulaşıyor bize? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptı. Ömer onu gördü. Daha sonra İbni Ömer onu şu şekilde aktardı. Nafi' İbni Ömer'in talebesi böyle dedi. İmam Malik onu duydu. İmam Malik kitabına yazdı. Biz okuyoruz. Doğru mu? Yanlış mı? Ne kadar gerçek bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ne kadar anladıkları gibi konuları hep didik didik ediyoruz. Ama bu tip menakıb, Ebu Hanife'ye ait olan diğer ashab-ı kirama veya Evliyaullah'tan başkalarına ait olan menakıpte bu senet sistemi yoktur. Olmadığı için mesela Malik'in Muvatta'ında sahih senetle rivayet ettiği bir bilgiyi inkar eden, yani hadis İmam Malik'in Muvatta'ında sahih, muhaddislere göre sahih olan bir hadis inkar edene biz çok yanlış gözle bakarız. Yani senin gözün batılı görüyor deriz. Kafir demesek bile bu bir fasıklıktır. Dikkat et, ümmetin ibadetiyle oynuyorsun deriz. Niye? Senediyle, yöntemiyle, din kalıplarından, din standartlarından bize geliyor bu. Ama İmam Malik rahmetullahi aleyhin Muvatta'ında değil de
talebelerinin menkıbe kitaplarında İmam Malik sabaha kadar namaz kılıyordu şeklindeki bilgiyi böyle görmüyoruz. Niye? Çünkü İmam Malik bunu bize bir defa bu böyledir, din budur diye söylemiyor. Etrafındakiler yanlış görmüş olabilir. Şimdi İnayetullah bana bir gün bir soru sordu. Dedi ki, bu zat evine gitmiş, dua etmiş, Allah'ım ruhumu al demiş ve orada ölmüş. Dua, bir zat, veli bir zat eve gidiyor, evde dua ediyor. Rabbim bu dünyada benim işim kalmadı diyor, beni al bu dünyadan diyor. Sabahleyin cenazesi bulunuyor. Ondan sonra bu adamın böyle bir dua yaptığını, bu duasının kabul olduğunu biz kimden öğrendik? Adam öldü orada diye bir soru sordu. Anladın mı soru? Evet, evet, evet. Makul mu bu soru şimdi? Makul. Adam madem dua yaptı ve öldü, o sabahı bulmadı. Duası kabul olan bir adam olarak biz onu övüyoruz. Tek şans var. Abdest alıp bir kenara çekilince hanımının dikkatini çekti bu. Hanımı baktı ki eşi böyle bir dua yapıyor. Önemsemedi onu, sabahleyin de baktı, eşi öldü. Ya da onu sevenlerden biri yalan uyduruyor. Hocamız böyle dua yaptı da öldü diyor. Birinci ihtimali güçlü tutuyoruz. Niye? Yalanın güçlü olmadığı bir asır o asır. Selefi salihinimizin birinci, ikinci, üçüncü neslin yaşadığı asır, yalan konuşanın münafık, zındık diye zaten dışlandığı bir asır. Öyle bir zatın hanımı niye yalan konuşsun? Eşim böyle dua etti, öldü diyorsa makul kabul et. Ama bunu din kabul etmiyoruz. Çok tatlı bir örnek olarak kabul ediyoruz bunu. Bu örnek de bağlayıcı değil, teşvik edici. Dolayısıyla Allah dostları, velilerden gelen bu bize göre çok olmaz, yapılmaz şeyler, bilgiler, ibadet olsun, sabırları, dayanıklılıkları olsun. Onların bize din böyledir diye aktardığı şekilde ise namaz gibi, oruç gibi biz onu din kabul edeceğiz. Hayır, özel mahrem hayatları ise bizim bunun üzerine gitmemizin bir manası yok o zaman. Niye üzerine gideceğiz ki biz? Allah-u Teala farzları belirlemiş, vacipleri belirlemiş, Peygamber Aleyhisselam'a sünnet çizgilerini çizdirmiş. Ondan sonra kimsenin ilave bir din getirme hakkı yok. Peki son paragrafımız, o zat Osman İbni Affan sabaha kadar namaz kılmakla yanlış yapmış olabilir mi? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikaz ediyor. Abdullah'a ne diyor? Yapma, dayanamazsın diyor. Haramdır demiyor ama dayanamazsın diyor. Yaşlanınca vazgeçeceksin bu işten diyor. Osman İbni Affan da sabaha kadar hatmediyordu. Her gece Ramazan'da. Buna ne diyeceğiz Salih Hocam? Yani günaha girdiğini söyleyemiyoruz hocam. Ama şöyle bir şey de düşünebiliriz yani. Hani direkt reddetmek yerine Osman İbni Affan radıyallahu anh bunu yaşlandığında da belki ömrünün sonlarına doğru yaptı. Rahat bir dönemdeydi. Ya da bir defa yaptı. Her Ramazan böyle yani yapıyordu diye bir bilgi yok. İki şeyi ölçeceğiz o zaman. Bir, bunu yaparak bir farzı mı ihmal etti? Sabaha kadar hatmettiği için sabah namazına gelmedi mi? Böyle yaptıysa Osman da olsa yanlış yaptı. Ki böyle bir şey yok. İki, biz kulun içtihadının yanlış olması durumunda Allah'ın ona sevap yazdığına inanıyoruz. Böyle bir içtihat yaptı. Böyle yaparsam daha çok sevap kazanırım diye. O içtihadında yani yanılmış olsa bile bu vebal altında değil. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh nerede sabaha kadar namaz kıldı? Hapishanede. Zindanda tutulduğu zaman sabaha kadar namaz kıldı. Zindanda ne yapacaktı? Yani talebelerine ders mi okutacaktı? Ya da hacca mı gidecekti? Zindanda yapacak. Yani bir farzı ihmal etmedi. Olağanüstü yaşadığı sıkı şartları sabaha kadar Kur'an okumaya çevirdi. Ortada bir hata yok. Bir hata ne açıdan yok? Yani daha iyi yapacağı bir şey yok. Yapacağı hiçbir şey yok zaten. İdi. Rahmetullahi aleyh.